öğrenci değil aslında bunların çoğu. Çağ nüfusu demiş olduğumuz 12. sınıfta şu anda olan ve mezun olan 1 milyon 100 bin, 1 milyon 200 bin civarında öğrenci ama sınava YKS'ye hemen her yıl 2,5 milyon civarında aday giriyor. Uzmanlar yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu olan AYT sonrasında üniversite hayali kuran öğrencilerin girdiği sınavı değerlendirdi. Eğitimci Serdar Şeker, adayların geçtiğimiz senelere göre daha rahat bir sınav geçirdiklerini söyleyerek öğrencilerin matematikte rahat sorularla karşılaştıklarını vurguladı. Geçmiş olsun diyoruz her birine. Dünkü sınavda bazı kısmi testlerde çocuklarımız zorlanmıştı ama bugün gelen bilgilere baktığımızda genel olarak öğrencilerimizin kendi iletişim halinde olduğumuz öğrencilerimizin testlerinin iyi geçtiğini, beklentilerinin üzerinde bir rahatlıkla geçirdiklerini söyleyebiliriz. Öğrencilerin beklediklerinden daha rahat bir sınav geçirdiklerini ifade eden Şeker, öğrenciler AYT oturumunda daha çok Cumhuriyet dönemi edebiyatından soru bekler. Bu sınavda az olduğu görüldü. Öğrencilerimiz matematikte çok rahat sorularla karşılaştıklarını ifade ettiler. Fen bilimlerini geçtiğimiz yıllara baktığımızda daha rahat çözülebilen sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz dedi. Test değerlendirmek gerekirse tabii bugün ilk testleri çocukların edebiyat testiydi. Şaşırtma anlamında, farklılık anlamında çocukların karşısına çıkan Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili çocuklar genellikle AYT'de soru bekler. Nispeten az olduğu görüldü. Önceki dönemlere daha yoğunlaştığı görüldü. Matematikte şaşırtıcı bir şekilde çocuklarımız rahat bir test geçirdiler. Yani tamamen neredeyse bilgiye dayalı. 11. sınıfların tamamı ve 12. sınıfların ilk dönemine ait olan konulardan geldi. Problemler de vardı. Bugünden itibaren sınav sürecini tamamlamış olan öğrencilerin önünde güzel bir dinlenme süreçlerinin olduğuna dikkat çeken Şeker, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar adaylar dinlenebilirler. Sonrasında yeni bir heyecan dalgası olan tercih süreci başlayacak. Öğrenciler puanlarına göre bölüm seçme noktasında yoruluyorlar. Bu sürece kadar da kendilerinden dinlenmelerini istiyoruz açıklamalarında bulundu. Çocuklar dediğim gibi nispeten geçtiğimiz yıllara göre çok daha rahat bir sınav geçirdiler. Ve hepsine de tekrar geçmiş olsun diyoruz ve bugünden itibaren artık hak ettikleri bir tatil var, dinlenme süreci var. Temmuz'un sonunda 28 Temmuz gibi açıklandı. Genellikle bir miktar daha öne çekilebiliyor sonuçların açıklanması. Bu tarihe kadar çocuklarımızın iyi bir şekilde dinlenmesini, adaylarımızın iyi bir şekilde dinlenmesini